Gerekenler çözüm üretmesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Devleti yönetenler var olan sorunların çözümüyle ilgilenmiyorlar. Onların bütün derdi muhalefet. Muhalefet nasıl gerçekleri dile getiremez hale getirebiliriz muhalefeti. Böyle düşünüyorlar. Ne düşünürlerse düşünsünler, aslında vatandaş her şeyin farkında. Ben bunu görüyorum. Sokakta da görüyorum. Caddede de görüyorum. Yaptığım toplantılarda da görüyorum. Bütün bunların hepsi hayatımızın bir parçası. Ama aşılacak bunlar. Kısa süre içinde aşılacak. Demokratik yollarla aşılacak. Dostlarımızla beraber aşacağız. Ve bu Türkiye'ye ve bu güzel ülkeye huzuru, barışı, üretimi, beraber yaşamayı, herkesin evinde aşın işin olduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu da Bolu'da, bugün Bolu'daydı. Orada sivil toplum örgüt temsilcileriyle, dediği gibi muhtarlarla bir araya geldi. Ekonomiyi eleştirdi. Buna ilişkin haberlerimizi birazdan getireceğiz ekranlarınıza, ama biz Enis Berberoğlu meselesiyle devam edelim. Çünkü bu bir ilk. Niye bir ilk? İlk kez bir milletvekili mahkeme kararıyla milletvekilliği sıralarına geri dönmüş oldu. Bu Cumhuriyet tarihimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bir ilk. 8 ay önce kalkmıştı milletvekilliği, 8 ay sonra tekrar mahkeme kararıyla milletvekili olmuş oldu. Peki siyaset buna nasıl bir tepki verdi? Haberimizde izleyelim. Mahkeme kararı örneğinden İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen kesin hükmün ortadan kalktığı anlaşılmakta olup keyfiyet genel kurulun bilgisine sunulur. Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yaşanan milletvekilliğine dönüş tartışması böylece noktalandı. MİT tırları davasındaki hapis cezası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunarak 8 ay önce milletvekilliği düşürülen Berberoğlu 8 ay sonra bu kez cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmasıyla yeniden milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böylece bir ilk yaşandı. Bilgilerinize sunulmuştur. Berberoğlu'nun yeniden CHP milletvekili sıfatını kazanması CHP sıralarında alkışlarla karşılandı. Meclisteki parti sözcüleri de Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olmasını değerlendirdi. Bir hak gaspı bugün itibariyle ortadan kaldırılmıştır. Kararın okunması meclise bir an önce intikali konusunda katkı sunan Sayın Meclis Başkanı'na da teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Berberoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Kendisine başarılarının devamı temennimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yani hukuk bağırarak çağırarak değil, bir şekilde hukuk kendi mecrasında bu konuları çözer ve çözdü. Okunan mahkeme kararı başımız tacıdır. Onun gereği yapılmıştır. Ancak MİT tırları davası bu topraklara aynı 15 Temmuz gibi ihanettir. Milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin, hiçbir şekilde tartışılmayacak bir işlemin burada tamamen yok sayılarak, sanki hiç yapılmamış gibi değerlendirilerek, mahkemece Kadri Enis Berberoğlu'nu hala faal bir milletvekiliymiş gibi değerlendirmesi bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yasama organına yapılan büyük bir saygısızlıktır. Benzer durumlarda ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurulması için yeni düzenleme ihtiyacına da vurgu yapıldı. Orta yerdeki anayasaya uymak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gereken de bir iştir. Bu ilk defa karşılaştığımız bir durumdur. Aslında HDP'nin iki milletvekilinin de şu anda bir mağduriyet yaşadığı noktada meclisimizin bu konularla ilgili net bir yasal düzenleme yapması zorunluluğu da ortaya çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve gerekse Anayasa Mahkemesi'ni birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir. Konuyla ilgili yaşanan itilafların hiç zaman kaybetmeden yapılacak olan yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılması bu yüce meclisin görevleri arasındadır. Şu an yapılmış olan işlemin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu hukuki boşluğu dolduracak düzenlenmeleri ivedilikle yapması, yazılı kurallar üzerinden bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde büyük önem vardır.
AK Parti'nin MİT'lileri davasına ilişkin iddialara işaret etmesi ise kısa süreli gerginliğe neden oldu. AK Parti ve CHP sıraları arasındaki atışma üzerine oturuma ara verilerek tansiyon düşürüldü. MİT'lileri bu toprakları insanlığa bir ihanettir. Buna sahip çıkmayın. Usul yerine gelsin. Berberoğlu vekil olsun. Hiç önemi yok bizim için. Ama MİT'lileri da 15 Temmuz'da 17 Aralık'ta bu ülkenin geleceğine bir ihanettir. Ne olur Gazi Mustafa Kemal'in partisi bu yanlışlara sahip çıkmasın. Bu tartışmaları Sayın Turan niye açtı anlamadım. Karma komisyonda isterseniz de Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını bir kere daha kaldırabilirsiniz. Eğer MİT'lileri bir ihanetse önce Sayın Tuğrul Türkeş'i yargılayın. Peki bundan sonra ne olacak? 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararı doğrultusunda hazırlanan fezleke meclise sunulacak. Önce karma komisyonda görüşülecek. Komisyon Berberoğlu'nun dokunulmazlığının yeniden kaldırılmasına karar verirse genel kurulda oylama yapılacak. Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Daha doğrusu iki sıcak mesele var. Biri de İstanbul Bahçeli Evler'de 14 katlı binanın 6. katında bir patlama var. Doğal gaz kaynaklı olduğu sanılıyor. Birazdan ayrıntılarına bakacağız. Diğer sıcak, geldi görüntüleri. Burası Bahçeli Evler. Dediğimiz gibi burası 14 katlı bir bina. Oldukça güçlü bir patlama meydana geliyor burada. Henüz görüntüsü var ama detayına çok fazla hakim değiliz. Doğalgaz kaynaklı bir patlama olduğu değerlendiriliyor. Şimdilik Bahçeli Evler'de 14 katlı binanın bu altı.